Anayasa Mahkemesi Ekim 2020 tarihi itibariyle bir karar vermişti. Vermiş olduğu karar Trafik Karayolları Kanunu'nun ek maddelerinde geçen genel şartlara ilişkindi. Genel şartlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bundan yıllar öncesinden beri uygulanmakta ola gelen sigorta şirketleri tarafından genel şartlar hesabına göre kazaya karışan sahiplerinin araçlarının hesaplarını yaparken ki uygulanmış olduğu yöntemler. Bu yöntemlerde tabii ki çeşitli problemler zaten mevcuttu. İşin başında 165 bin kilometre üstü araçlarda değer kaybının çıkamayacağı, yine fahiş oranda iskonto uygulanması durumu ile ilgili genel şartlar mevcuttu. Yani sigorta şirketi kısaca çeşitli sebeplerle tazminat sahiplerinin tazminat haklarını gasp ediyordu. Ve bunu Ekim 2020 tarihi itibariyle yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla iptal edilmiş oldu. Dolayısıyla şu dakikadan sonra artık Anayasa Mahkemesi kararının esas alınması gerekiyordu. Zaten bu anlamda toplu bir düzenleme yok ve dağınık bir mevzuat söz konusu. Hani bu nedenle de aslında düzenleyici de olmuş oldu. Şimdi biz bu kanun teklifiyle ilgili tekrar genel şartların gündeme gelmesi konusunu değerlendirdiğimizde bu kanun teklifinde aslında söz konusu genel şartların idarenin düzenleyici işlemiyle yapıldığına yönelik yani buradan hareketle söz konusu genel şartların kanunlaştırılması gündeme geldi. Ama yani burada tek mesele yani anayasanın da değerlendirdiği tek mesele genel şartların idarenin düzenleyici işlemiyle yapılmış olması değil, mevzuatın birbirinden ayrık olması değil. Aslında tamamen kanuna uygun bir şekilde gerçek piyasa koşulları esas alınmak suretiyle kazaya karışan araçların gerçek zararının tespit edilmesi sebebiyle anayasanın vermiş olduğu bir karar var. Yani gerekçelerinden de bunu anlıyoruz. Zira yıllardır yani bizim de takip etmiş olduğumuz dosyalarda görmüş olduğumuz kadarıyla mesela %25 iskonto uygulanması gerekirken %80 iskontonun uygulanmış olması sigorta şirketlerinin haksız bir gelir elde etmesini zaten gündeme getiriyor. Yani biz bu durumları incelediğimizde zaten aynı sonuca çıkıyoruz. Sigorta şirketlerini zenginleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Söz konusu kanun teklifi de dolayısıyla zaten anayasaya aykırı bir kanun teklifi olduğundan bu anlamda söz konusu kanun teklifinin kanunlaştırılması asla kabul edilemez. Yine baktığımız zaman özellikle Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde bu tür davalar görülmekte ve mahkemelerden farklı olarak söz konusu davaların çok da Anayasa Mahkemesi'ni esas alır nitelikte karar vermediğini görüyoruz. Yani onlar anlamında da bütün bilirkişiler hani hakemler diye baktığımızda da bir oturmuş mevzuat durumu yok. Herkes çeşitli kararlar verebiliyor. Ama verilmesi gereken karar nedir? Araştırılması gereken tespit nedir? Yapılması gereken nedir diye baktığımızda burada gerçekten yani tüketici değil ama araç sahipleri var. Araç sahibi sıfatını ve sigortalı sıfatını burada kullanmamız gerekiyor. Sigortalılar ciddi anlamda zarar görmekte ve sigorta şirketleri haksız yere zenginleştirilmekte. Ya buna bir müdahale edilmesi gerekiyor. Bu anlamda söz konusu kanun teklifinin gerçekten kabul edilmemesi gerekiyor. Yine baktığımızda Anayasa Mahkemesi kararından önce örneğin %100 kusurlu olarak trafik kazasına karışıp vefat etmiş olan araç sahiplerinin aileleri araç sahibinin desteğinden yoksun kalıyordu. Dolayısıyla destekten yoksun kalma tazminatını alamıyordu. Neden? Sen kusurlusun diye. Aslında Anayasa Mahkemesi de aslında bunu da iptal etmiş oldu. Ya bunun mümkün olamayacağını, kusurlu da olsa söz konusu destekten yoksun kaldığı için sigortalının görevi olarak yani bu tazminatında ödenmesi gerektiğine hükmetmişti. Şimdi tekrar yani genel şartların esas alınmasıyla hem faiz durumu ile ilgili ciddi problemler var, hem kusurluysan destekten yoksun kalma tazminatını ailesi olarak alamazsın demeye getirdiler. Bu da yine kanuna aykırı ve yapılmaması gerekiyor. Söz konusu kanun teklifinin yine kabul edilmesiyle birlikte
genel şartlara göre tekrar hesaplamalar yapılacağına göre aslında şu anlamada da geliyor. Sigorta şirketleri normalde araç sahibinin hakkı olan orijinal parça takma hakkını gasp etmiş oluyor. Ne yapacak? Eşdeğer parça, yan sanayi parça dilediği gibi takabilecek. Araç sahibi de yine başvuru yapamayacak. Bu anlamda bir talepte bulunamayacak. Bulunsa bile genel şartları esas aldıklarında bu anlamda problem yaşayacaktır. Hani bunun dışında bir de teminat dışı hal söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Teminat dışı hallere baktığımızda genel şartlarda sayılan dolaylı zararlar teminat kapsamı dışındadır diyor mesela. Ama neyin dolaylı zarar sayılacağı da yine bir düzenleme ile gündeme getirilmemiştir. Yine bu kanun teklifinde de bu gündeme getirilmemiştir. Yani sigorta şirketleri kendilerince herhangi bir durumu dolaylı zarar kapsamında değerlendirip teminat dışı hal deyip reddedebiliyor. Aynı hataya maalesef yargı makamları da düşebiliyor. Ya bu konuda mesela aydınlatılması gerekiyor veya zaten kanun teklifinin kabul edilmemesiyle, genel şartların esas alınmamasıyla, söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının esas alınmasıyla söz konusu zaten problemler giderilecektir aslında.